Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nda 12. günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 12. gün ikinci videodayız. Çemberde açıyla ilgili yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Yani nerede kalmıştık kitabımızda sayfa numarası 110. 111 ve 112'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'de verilen çember şu şekilde böyle ne olmuş paralel doğrular boyunca kesilmiş. Sonra kesilen küçük parçalar cuk diye oturtulmuş böyle. Ana buradaki bu parçalar şu kenarla şu kenar böyle cuk diye oturduysa bu ne demek? Şunlar birbirine eşit değil, değil midir? Evet. E zaten orada bak eşitliği dememiş de bunlar tam olarak oturduğu için eşit olduğunu sen fark et diye verilmiş. Çok güzel. A artı B'yi de bize 50 diye vermiş. Hocam A ise gördüğü yay burası. Şöyle 2A'dır. Çünkü bu hala çemberin ölçüsünde Hani şuradaki şöyle bir şey oluşturmuş aslında. Şöyle bir şey ve şöyle bir şey oluşturmuş. Burası A burası B verilmiş. A iken 2A B iken burası 2B değil mi çevre açıdan dolayı. Evet 2B ve başka bir şey verilmiş mi? 50 verilmiş A artı B. Hocam A artı B 50 ise o zaman bu 2A artı 2B kaç yapar? 100 yapar. E ben burayı ne buldum? 100 bulduysam eğer. Hocam şurası 100 çıktı ya. Şimdi kirişler de eşit. Eşit kirişlerin ayrıntıları yaylar birbirine eşitti. Yani burası da 100 olacak. Hocam burası 100. Burası da 100. Benden ne isteniyor? Alfa isteniyor. E bunlar da paralel ya. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa. E zaten paralel olduğu zaman ayrıntıları yaylarda eşit oluyor da. Ya da z'den dolayı burası da alfa burası da 2 alfa diyebiliriz. 2 4 alfa artı 200. Hemen yazıyoruz. Eşittir 360 olduğundan 4 alfa eşittir 160 olacağından alfayı da böylelikle 40 derece bulur muyuz? Buluruz. Cevap böylelikle cehan olur. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda bir motosikletin O merkezli yarım daire şeklindeki hız kadranı verilmiştir. Bu motosiklet 10 şöyle 10 kilometre saat hız ile giderken hızını 80 kilometre saate çıkarttığında kadrandaki ibre kaç derecelik dönme yani şu X derecelik dönme yapıyor diyor. Arkadaş şu normalde şuraya bakar mısın kaç? 180 derece değil mi? Çünkü yarım daire şeklinde burası. Hocam bu 100 bölme 180 derece değil mi? Evet. E burada kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölmelik açı isteniyor bizden. Yani ne yapacağız? Oran orantı yapacağız. Hocam şöyle bak dikkat et. 10, 20, 30 şöyle git bakayım buraya. 10 tane bölme yok mu burada? Şuradan böyle 100'e kadar 10 tane bölme var. 10 tane bölmede kaç derece var böyle? 180 derece var ise eğer. Buradan buraya 7 bölme isteniyor bizden. 7 bölmede kaç derece vardır diye soruluyor. E o zaman ne yapacağız? İşlerde i̇şler de işler böylesi ya da 10 tane soru işareti eşittir. 7 çarpı 180 olacağından 0'a böldüğümüz zaman soru işaretleri ne yapıyor? 7 çarpı 18 7 kere 8 56 7 5 12 126 mi yapıyor? Evet cevap böylelikle örnek 23'de C.A.H.A.N. yapar. Geldik bir sonraki soruya. Şekildeki o merkezi çemberin etrafına çembere ve birbirine dıştan teğet olan eş çemberler yerleştirilecektir. Şimdi burası 5 derece verilmiş. 5 derece ise gördüğü yay nedir? Şöyle 10 derece değil midir burası? Evet. Şimdi B ve C teğet değme noktaları olduğuna göre o merkez çember etrafında bunlardan kaç tane çizilmiştir diye soruluyor. Arkadaş şurası birinci çember. Şurası ikinci çember. Birinci çember ile ikinci çember arası 10 değil mi? Sonra üçüncü çember 2 yani 2 ile 3 arasında ne yapacak arkadaşım? Burası da 10 olacak. Böyle böyle de devam etmeyecek mi bu? Evet. O zaman böyle 10'dan kaç tane açı olacak böyle bakacak olursak. Hocam 10'dan böyle e, 360 bölü 10. 36 tane açı olacak demek bu. 36 tane böyle şey olacak demek. O zaman 36 tane çember mi var demektir? Evet cevaba 36 diyebiliriz. Ya da hocam nereden biliyorsun ya? Şimdi şöyle diyelim. Şimdi 1 ile 3 arasında kaç tane şey var? Bak 1'den 3'e kadar. Hocam 3 eksi 1 2. 2 tane 20 var değil mi? Tamam şuraya da n'inci diyelim mesela. N 1 ile n'inciye baktığın zaman şu şöyle gidiyor ya şöyle şöyle gidiyor. Hocam 1 ile n'inci arasındaki açıya bakacak olursam burada da 10 var ya şöyle 10 10. O zaman ne olacak? n eksi 1 tane 10 olacak. E ama dikkat et bir de n ile 1 arasında sonradan bir tane daha var. n eksi 1 tane 10 bir de bir tane 10 daha burada. Toplamda n tane 10 yapmıyor mu? Yapıyor. E burada 10 dereceler bize çember sayısını verecek o zaman. O zaman sen 360'ı 10'a böldüğünde 36 tane 10 derece var demek. 36 tane en derece var demek. 36 tane e, derece var demek. 36 tane derece olması demek de 36 tane çember var demek anlamına. Gelmiyor mu? Geliyor. Yani cevap böylelikle Edremit yapar örnek 24'te. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 25'e. Serkan şekildeki dart tahtasının üzerindeki A, D, e noktalar arasında görüldüğü gibi içteki dairenin B ve C noktaları teğet. B ve C noktaları teğet olacak şekilde boyuyor şu şekilde. Oluşan şekilde dart tahtasının yarı çapı içteki çemberin yarı çapının iki katıdır. Şimdi merkez teğet çektik yapalım. Şurası tam teğet noktasıymış. Hocam merkez teğet çektik burası da. Şurası da teğet. şuralar re re. Ama ne diyor bize? Şimdi oluşan şekilde dart tahtasının yarı çapı şu dart tahtasının yarı çapı içteki çemberin yarı çapının iki katıdır diyor. İçteki çemberin yarı çapı şu dart tahtasının yarı çapı değil mi? Evet. İçteki çember de bu değil mi? E bunda en etkili silahımız yarı çap çizelim. Hocam yarı çap çizdik. Burasının iki katıdır diyor. E burası 2R ise eğer 90'ın karşısı 2R 30'un karşısı R oldu hocam. E o zaman burası 30 derece burası da 60 derece. Aynı mantık burada da var. Burası da 30 burası da 60 oldu mu oldu. Benden DAE isteniyor. DAE bak bakayım buraya kaç derece oldu? 60 derece oldu. Cevap 60 oldu o zaman. Evet örnek 25. C an oldu. Geldik örnek 26'ya. Bir termostat düğmesi. Üzerinde 10 derece olan. 10 derece ile 30 derece. 10 ile 30 derece arası eşit bölmelere ayrılmış. O zaman bu kaçar kaçar onlar onlar değil de herhalde beşer beşer iniyor değil mi? Hocam beşer beşer inse 25, 20, 15 ve 10 derece şeklinde. Evet 30, 25, 20'ye, 15'e ve şeye geliyor. Buraya 10 dereceye geliyor. Peki düğme üzerindeki herhangi bir değer çizgi hizasına gelince oda sıcaklığı o değeri ayarlamaktadır. 20'ye gelmiş 20'ye ayarlanıyor. 25'e çekersen 25'e ayarlanacak. 10'a çekersen 10'a ayarlanacak. Onu demek istiyor. Oda sıcaklığı 20 santi şuraya ayarlıyken. Bak görüyorsun 20'ye ayarlıyken. Saat yönünde 290 derece döndürülürse. Evet saat yönünde ben böyle 290 derece döndüreceğim. Arkadaş ben bu saat yönünde 290 derece bunu böyle döndüreceğim. He. Bak buradayken. Şuradayken. Ben bunu saat yönünde 290 derece döndüreceğim. Saat yönünün tersi de 70 derece döndürsem aynı değil mi? Evet, saat yönünün tersinde 70 derece döndürürüm olay biter. Saat yönünün tersinde 70 derece döndürdüğümde ee, nereye geliyormuş? 30 derece santigrat derece geliyor. Bak şöyle, buradan buraya kaç derece 70 derece döndürürsem bu yönde normalde bu yönde 290 diyordu. Bu yönde 70 derece döndürmek demek 30'a gel demek. He, 20 ile 30. 20'den 30'a yani sen 10 santigrat derecede kaç derece dönüş sağladın? 70 derece dönüş mü sağladın? Evet bu aklında bulunsun. Şimdi devam edelim. Buna göre oda sıcaklığı 25 santigrat dereceye ayarlıyken şurası 25'e ayarlıyken diyor. Termostat düğmesi saat yönü tersinde 260 dere 262 derece döndürürse Saat yönünün tersinde 262 derece. Bu yönde 262 derece demek. 180'e tamamla bunu. 180'e tamamladığın zaman kaç yapıyor? 98 derece mi yapıyor? E, 9 6, 15 evet. 98 derece döndürmek demek değil midir? Evet. Bu yönde 98 derece döndüreceğim. Arkadaş ben bu yönde 98 derece döndürürsem eğer nereye gelecek onu bulacağım. Şimdi. Arkadaş 10 santigrat derecede 70 derece oluyordu. E, o zaman 98 derecede. 98 derece döndürürsem kaç santigrat dereceye denk gelir ona bulacağım. Kaç santigrat derece yapar onu bulacağım. O zaman işler dışlar soru işareti neye eşit oluyor? 98 çarpı 10 şu ikisinin çarpımı e, bu da 70 çarpı aslında bu ya. 70 buraya böyle olarak geçecek sadece. Sıfırlar sadeleşti. E, soru işareti o zaman kaç bulduk? 14 bulduk? Evet. Buradan buraya o zaman 14 derece düşecek arkadaşım. Önceden kaç dereceydi? 25 derece değil miydi? Evet 25'i gösteriyordu. 25'ten 14 derece ben bu tarafa doğru sağa doğru gelirsem eğer 25'ten 14 derece sağa doğru gelmek demek düşürmek demek o da kaç yapıyor 11 derece mi yapıyor 11 santigrat dereceye geliyor demek anlamına geliyor yani bizden de zaten bu isteniliyor cevap balık isim oldu gerçekten çok güzel bir soru buna bir yıldız at bakayım sınavda çıkabilir dikkat dikkat bu arada açılar böyle çok büyük olduğu zaman vay efendim 290 derece döndürülüyormuş 290 bu şekilde döndürürüz yani öbür türlü 70 derece döndürsün ya da 260 62 derece bu yönlü döndürürüz yani öbür yönlü 360'a tamamlayan açısı yani 98 derece yapıyor. O şekilde dönme işlemini de yapabilirsin. Kafa karışmadan rahat bir şekilde sen de sonuca ulaşabilirsin. Evet örnek 26. Balıkesir oldu. Geldik örnek 27'ye. Bir katlama var hemen ne yapıyoruz? Katlamayı eski haline geri açıyoruz. Şöyle eski haline geri açalım. Ve burası çemberin merkeziymiş. Dikkat. Burası merkez. O. E bu 130. Şimdi bu 130'sa katlıyoruz. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar eşit değil mi? Evet. Hocam burası 130 dereceyi yazdık. Şimdi bunu a bu yarıçap, Bu üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Böyle yazdık. Buradaki üst üste binen açılar eşit. Üst üste binen açılar eşitliğinde yazdık. E sonra ne yapacağız? Bak bu yarı çap. Bu da yarı çap eşit oldu. E takıldık kaldık. Takıldığımız var. En etkili silah. Yarı çap. Unutma en etkili silahını. Al sana yarı çap. Çizdim yarı çapı. Hocam yarı çap burada bak S'ydi. Bak burası da S oldu. Anam eşkenar üçgen çıktı burada. 60 60 60. Yani 30 30 oldu bunlar. E sonra tamamı 130 ya 130'dan 60 çıkartırsam buraya 70 kaldı. Hocam burası da 70 kaldı. 70 70 140'tan buraya 40 derece kalır. İki parçaya bölüyor ya 20'ye 20 yapar. Bizden de zaten AC o x burası zaten x dereceydi arkadaşım. Yani x'i böylelikle kaç bulduk? 20 derece C ham bulduk. 27. soruyor. Geldik 28'e. Evet burada da bir var. Bakalım ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Aşağıda ABC dik üçgeni ve M merkezli ABC üçgenine D ve E noktalarında teğet olan bir çember verilmiştir. Bir kere D ve E noktalarında teğet olan çember verilmiş ya. Ben hemen şunu yaparım. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Yaparım. Mutlaka yaparım. Mutlaka yaparım. Burası R. Burası R. Burası R. Burası da R. Değil mi? Evet. Tamam. Sonra ne olmuş? Şekildeki KFL yayın oluşturdu. Daire partisi KL boyunca okyanında katlandı da F noktası çemberin merkezinden geçiyor. Sen bunu bir de böyle katlamışsın şöyle. Tam bu çemberin merkezinden geçmiş F noktası. Yani biraz daha şey olabilirdi. Şık olabilirdi. de. şöyle bir şey yapayım. Hop şöyle. Yani bu yay buraya geldi. Keşke merkez biraz daha aşağıda olsaydı. Ya da bu çember biraz daha. Ya da bu e, çizgi biraz daha şey olsaydı. Neyse. Şimdi bu yay buraya geldi. Arkadaş bu ne demek? Bu yay buraya geldi. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Aa, burada açılar falan oluşmuyor ama olsun. Tamam aklımızda bulunsun. Başka bunu nasıl kullanabilirim? EK'yı vermiş bana. EK. Egehan Kara. 62 verilmiş bana. Burada ne yapacağız? Arkadaş şurada bir katlama var ya. Katlamada F noktası buraya gelmiş mi? Gelmiş. Aslında bu izlediği yol bu değil mi? Evet. En etkili silahımız yarı çap çizmekti zaten. Hocam aslında bunu böyle katladığım zaman bu doğruyu ve simetriğini alıyorum. Burası 90 derece ve şunlar birbirine eşit değil midir? Evet katlamada üst üste binen kenarların eşitliği bir şeklinde de düşünebiliriz. A hocam burası ne yaptı? Hocam burası R bölü 2'ye R bölü 2 yaptı. Bak sen şu işe. E ee, bizim en etkili silahımız neydi? Yarı çap değil miydi? Evet. Al sana yarı çap, En etkili silahımız. Hocam burası yarıçap. Vay. 90'ın karşısı R. Aynı açının karşısı R bölü 2. 30'un. Şurası 30 yapar. Aynı mantıkta. Bak şurası da aynı şekilde olmaz mı? Hocam burası da R. 90'ın karşısı şuraya öyle. Bak bakayım. R. 30'un karşısı R bölü 2'dir. Hatta burası 60. Burası da 60 mı çıktı? Evet. Şimdi benden X isteniyor. 62'yi kullanacağım. Şuradaki 62. Hocam 62 ise merkez açıdan dolayı burası da 62 yapar. E burası 90. Tamam olay bitti. Niye bitti? Bir şekilde biter. Biter bir şekilde ya. Bitiririz bir şekilde. Olayı bitiririz. Sen dur bakayım. Şimdi buradaki açı çıkıyor mu buradan? Çıkacak. 60, 60, 62, 90 ve şuraya alfa deyip oradan sonuca ulaşacağız. Çok güzel. Hatta 90 ise burası da 90 derece değil mi? Evet. Şimdi, 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 şimdi. Hadi, 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 hadi. İşlem yap, işlem yap, işlem yap. Arkadaş 60 60 120 182 yapıyor. 182 artı 182 yapıyor. O zaman buraya da ne kaldı? Şimdi 60 60 burası da 62 ya 182 yaptı. Buraya da o zaman 178 kaldı. 178'den 90 çıkartırsam kaç kalıyor? Ay 88 kalıyor galiba burası. Evet 360'a tamamlayan açı 88. 88 ise merkez açıdan dolayı burası da 88. Hocam x nerede? x burada şöyle bir dış açı yok mu x'e ait var gördüğü yayların farklarının yarısı değil miydi evet yaylar da şu 62 artı 90 yani 152 eksi diğer yay 88 böl 2 dersek x'i buluruz nereden bulduk dış açı formülünden dolayı bulduk o zaman x de buradan şundan şunu çıkartıyoruz Ay çıkart bakalım bundan bunu. Sonu dörtlü olacak. 8, 6 daha 10, 14. Evet 64 oluyor galiba. Değil mi? 64 bölü 2'den cevapta kaç yapıyor? Şurası e 152 eksi 88, 64 yapıyor. 64 bölü 2'de kaç yapıyor? 32 yapıyor. Yani cevap böylelikle balık Balıkesir yaptığı örnek 28'de. Geldik örnek 29'a. Melike ve Tolga pasta satın almak için bir dükkana giriyor. Bu dükkanda satılan 9 daire dilimine ayrılmış daire şeklindeki bir bütün pastadan evet daire var, daire şeklinde bir pasta var ve 9 parçası olacak burada. 9 parça. 9 parçadan oluşan. Evet Melike. Melike 2 parçasını almış. 2 dilim birbiriyle özdeşken. Melike kaç tane bir şey almış? 2 tane almış. İkisi de özdeş. Tolga'nın da satın aldığı 7 dilim birbiriyle özdeş. Tolga da 7 dilim almış. Hmm. E o zaman ben şunu biliyorum. 2 tane Melike'nin dilimiyle 7 tane Tolga'nın dilimi. 7 tane Tolga'nın dilimi kesinlikle ama kesinlikle kaç derece yapıyor? 360 derece yapıyor. Çünkü 9 parça ikisi Melike'de 7'si de nerede? Tolga'da olduğunu biliyoruz ve toplamları da bu şekilde 360 olduğunu biliyoruz. Tamam devam edelim. Şimdi daha sonra bu dilimlerden 3 tanesini birleştirerek yarım daire şeklinde bir pasta yapmak istiyormuş. Hmm, yarım daire şeklinde bir pasta yapacak. iki tanesiyle. Peki biz, biz Melike'nin elinde 2 tane var. Hocam Üç dilim de Melike'nin olamaz değil mi bir kere? Ama burada söz konusu olan durumları şimdi düşünelim. Şimdi Melike'nin elinde iki tane mi var? iki tane var. Birinci durum şu olabilir. 2 tane Melike, bir tane Tolga olabilir. 3 dilimi oluşturan değil mi? Evet iki Melike, bir Tolga olabilir. Başka? Hocam Melike'den bir tane, Tolga'dan iki tane olabilir. Başka bir durum var mı? Hocam Melike'den sıfır, Tolga'dan 3 tane olabilir. Hocam Melike'den 3 tane niye olmuyor? Zaten Melike'nin 2 tanesi vardı o yüzden. Tamam. Şu 3 ben bu şekilde 2 Melike bir Tolga şeklinde 1 Melike 2 Tolga şeklinde ya da 3 Tolga şeklinde yapabilirim. Bunları yaparken de bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? 180 derecelik dilim oluşturuyormuş. Bakalım bu 180 oluşturabilir mi? 3 Tolga 180 eşitse Tolga 60 eşit olacak. E arkadaş bizim burada 2 Melike artı şunu biliyoruz biz. 2 Melike artı 7 Tolga'nın da 360 olduğunu biliyoruz zaten. E sen Tolga yerine 60 yazarsan hocam 6 kere de 42 yapıyor zaten. Melike eksili bir değer oluyor. Oluyor mu? Olmuyor. Yani bu olmadı. Bu şekilde bir paylaşım olmaz. Peki Melike artı 2 Tolga 180'e eşit olursa şurada 2 Melike artı 2 Tolga 360 e eşit verilmiş ya e, arkadaş burada şey yapabilirsin. 2 de yapabilirsin. Şöyle 2 Melike artı 7 Tolga e, eşit 360 deyip taraf tarafa toplama çıkarma yapabilirsin. Ya da Şunun 2 da 360 yapıyor. Bak buradan bir şey gelecek. Bunun 2 katı 2 melike artı 4 tolga 360 yapıyor. E bu da 360. 2 melike artı 7 tolga da e, 360. E, bunlar gitti. 4 tolga 7 tolga eşit oldu. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Demek ki dağılım şu şekilde olacak. 2 melike artı 1 tolga 180 eşit. E ben şunu da biliyorum. 2 melike artı 7 tolganın da 360 eşit olduğunu biliyorum. E bunu x ile çarpıp taraf tarafa toplarsam eğer. 2 m'ler gidiyor. 6 Tolga eşittir 180 yapıyor. Çünkü eksi 180 artı 360 burası. Tolga'yı da buradan 30 mu buluruz? Evet. 6 2, 3, 18. Tolga'yı 30 bulduk. Tolga'ya 30 yazarsam o zaman ne çıkıyor arkadaşım? Ee, 2 M 100, 180 150 yapıyor. M de 75 yapıyor galiba. M de 75 bulduk. Yani Melike'nin özdeş dilimleri 75 derecelik yapıyor. Tolga'nın özdeş dilimleri de 30'ar derece yapıyor. Buna göre büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü büyük dilimler hangisi oluyor o zaman? Yani iki tane dilim ölçüsü var elimizde aslında. Bir 75 derece var, bir de 30 derece var. Büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü soruluyor bana. O da 75 derece yapar. Örnek 29 güzel bir soru. Benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Bir daha karşımıza çıkma ihtimali var. Çünkü ÖSYM kendini tekrar ediyor. O yüzden buna dikkat et. Örnek 29. Ceyhan güzel bir soruydu. Geldik örnek 30'a. Raftaki kitapların devrilmesini engellemek için küre şeklinde bir nesne yerleştiriliyor. Şöyle. Arkadaş bu zemine teğet ya. Küre. Kitap devrilince bu da küreye teğet olmuyor mu? Oluyor. Aslında burada ne oluştu? Hocam teğet teğet oluştu. E teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı 180 oluyordu. E o zaman burası 140. Aynı mantık burada da var. Şu teğet şu teğet 55 ise burası. O zaman burası da 125 mi yapıyor? Evet. Şimdi benden AB'ye isteniyor. E, AB'ye. 140 artı 125. Hocam 160, 265 yapıyor. Yani buraya da alfa dersem alfa artı 265 eşittir. 360 olacağından alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 95 derece. Yani 360 eksi 265'ten 95 derece olarak buluruz. Cevap denizli yapar. Örnek 30'da. Geldik örnek 31'e. Aşağıdaki şekilde üzerine işaretlerle 18 nokta işaretlenmiş çember verilmiştir. Şimdi N1 ile N2 arasında ben alfa dersem eşit aralıklar ya. Burası da alfa burası da alfa. Önemli olan burada kaç tane alfa var ona bakacağız. Hocam 2 eksi 1 1. 1 alfa. Bak N1 ile N3 arasına bak. 3 eksi 1 2. 2 alfa. N4 ile N1 arasına bak. 4 eksi 1 3. 3 alfa. O zaman sen N1 ile N18 arasına bakarsan burada 18 eksi 1 17. 17 alfa olur. E bir de buradaki alfa 18. Demek ki 18 tane alfamız var burada. E toplam 18 alfa eşittir 360 derece ya alfa buradan kaç çıkar o zaman 20 derece. Her bir ölçü 20 derece oldu. N2 ile N13. N13'ü bir bulalım. Hocam 15 burası. 14 burası. 13 burası. Noktalar böyle bir böyle gidiyor. Tabi bunlar N, N, N. E, N17 ile N5 arası bir de. n 5 de yazalım. Şimdi N2 ile N13'ü belirteyim. Şurası ve N17 ile n 5e çiz. Aralarındaki açı da şurası şu kesimleri A'ymış. N2 A N5 N2 A N5 arasındaki açı x açısı olsun. Bizden bu açı isteniyor. Hocam burası 1 2 3 tane alfa var. 20 20 20. Yani burası 60 derece mi yaptı? Evet. 60. Hocam burası 1 2 3 4 4 tane 20. 4 tane 20 kaç yapıyor? 80 yapıyor. E iç açı yok mu burada? Var. İç açı. 80 artı 60 bölü 2'den 140 bölü 2'den buraya kaç buluruz zaman? 70 buluruz. O zaman şuraya bir 70 yapalım arkadaşlar. Şöyle bir değişim yapalım mı? Yapalım. Cevabı da Balıkesir yapalım. Cevap anahtarında şurası hatalı yazılmış. Ya ben bunu geçen sene falan düzelttirmiştim ama düzeltmeye girmemiş ne hikmetse. E, burada da bu senede ilk baskılarda bu hataları görürsünüz. Sonraki baskılarda görmezsiniz. Cevap zaten emin olduğun zaman sıkıntı yaşamazsın. 70 çıktı. 31. soru Balıkesir oldu diyelim. Geldik bir sonraki soruya. 32. Şekil 1'de 6 tane kibrit çöpü uçları çember üzerindeki A, B, C, D, F noktalarında olacak şekilde bir düzgün altıgen oluşturuyor. Peki. Daha sonra bu kibrit çöpleri kaldırılıp onların yerine farklı 5 tane kibrit çöpü kullanılarak bu şekilde bir düzgün beşgen yapılmış. Buna göre C CL... ile... o oo, Ooo. A'dan başlayıp bu sefer bak. A ortak sadece. Görüyor musun? Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Arkadaş her bir ölçük yani düzgün altıgenin dış açısı kaç derece? 60 derece. İç açısı kaç derece yapıyor? 120 derece yapıyor. Ya da bu düzgün altıgen olduğu için kaçar derece burası? Hocam düzgün altıgen olduğundan dolayı burası toplamda alt tane eşit kenar var. 360 bölü alttan 60'ar er derece oluyor. Bu Yani buradaki her bir yay 60'ar er derece olacak. E hocam 360 bölü 5'ten de buradaki her bir yay 72 derece olmayacak mı? Olacak. Şimdi benden CL ve FN isteniyor. Hı. O zaman ben şuradan A'dan başlayayım. Hocam A'dan başladığı zaman şöyle geleceğim. Kaç derece F yapıyordum burası? 60 derece. Şöyle 60 derece geleceğim. O zaman 60 derece gelince A'dan buraya F mi oluyor? Evet. Burası F. Sonra F'den gideceğim. Sonra F'den gideceğim. F'den E'ye bir daha 60 derece gideceğim. F'den E'ye bir daha 60 derece gideceğim. Şöyle şurası yapıyor o zaman. Bu arada açıları da şöyle yerleştirelim. Şimdi tamamı 72 ya. Buraya kaç derece kaldı? 12 derece kaldı. Şurası 72 olacaktı. E burası da 60 derece ya. Her bir kenar 60 derece 60 derece gidiyor. 60 o zaman buraya kaç kaldı? 48 kaldı. Ve dikkat et şimdi 48. Şu düzgün beşgendeki bir kenar 72'ye denk gelecek. 72 olması için buraya da 24 derece mi kaldı? Evet. Sonra devam edelim şurada. Hocam bu noktayı da yazalım tabii. Şu E. Burası E oldu. Sonra devam edelim. Şuradaki altıgende şunu çizelim. Altıgende bir kenar 60 derece 60 derece o zaman buraya 36 derece denk geldi. 36. Düzgün beşgende de 72 derece yapması lazım. 72 olması için burası da 36 derece olmuyor mu? Oluyor. Bak 60 olması için 36. O zaman buraya da 36 kaldı. Buradaki noktada ne noktası? D noktası. D'yi yerleştirdik. Sonra hop buraya geldin. Burası da C noktası. Sonra bu e, 60 derece olacak ya. Burası 24 derece olacak e, burası da tamamı kaç olması lazımdı? Düzgün beşgende 72 olması lazım. 72 olması için de buraya da kaç derece kaldı? 48 derece kaldı. E şimdi CL. CL açısı belli. 24 oldu. Bak 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 CL yayı. Bir de FN mi isteniyor? FN'yi de bulduk zaten 12 diye. Tamam. 24 eksi 12 isteniyor bizden. Devamını da getirebiliriz ama getirmeye gerek kalmadı. Cevap 12 oldu. E, devamını da getirirsen bu buraya denk gelecek. Sonra bu da buraya denk gelecek zaten. Hocam burası 60 derece olacak ya. E, 60 ise buraya da kaç kaldı o zaman? 72'den dolayı 12 kaldı. E, buradaki nokta da B noktası diye söyleyebiliriz. Bak 48-12 daha. Bak burası da 60 derecede yaptı. Evet bizden 24-12 isteniyordu. Cevap 12 çıktı. Cevap akçay oldu. Bu da çok güzel bir soruydu gençler. Gerçekten hoş sınavda. AYT sınavında çıkmaya aday bir soru diyebiliriz. şura yıldız atalım. Ya yıldızlık unuttum ya bazı sorularda. Gerçekten çok kaliteli sorular vardı yıldızlık. Bunda... Bu soru da bunlardan bir tanesiydi. Geldik örnek 33'e. Aşağıdaki şekilde KL çaplı yarım çember içerisine ABCD ve bu eş dikdörtgenleri yerleştirilmiş. Şurada kaçı sistem şey ya. Ne yapacağız? En etkili silahımız hiçbir şey yapamıyorsak. Yarı çap. Çizelim yarı çapı kardeşim. Yarı çapı çizelim. Al sana yarı çap. D merkezli mi demişti bize? E, bu D merkezli mi? Merkezimiz D merkez mi? KL çaplı. KL çaplıysa eğer merkezin D olduğunu biliyor muyuz biz? Eş dikdörtgenler verilmiş. Ya hocam şu eş dikdörtgense köşegenler birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. E, hocam bu köşegen bu da köşegen. Bunlar birbirine eşit. Bak şunu şöyle çizince bu yarı çap. Yani bunlar birbirine eşit. Ancak bu yarı çap bu yarı çap olduğunda olmaz mı o? Evet. Ya köşegenler eşit. Tamam. Ancak ancak bu da yarıçap, bu da yarı. Çemberin merkezi burası olursa bu yarıçap, bu yarıçap o eşitler sağlanır. Onu demek istiyorum. Tamam. Ne güzel. Yani D dememiş ama çemberin merkezi ne oldu burada? D oldu. Çünkü bunlar birbirinin tıpkısının aynısıysa dikdörtgenler o zaman köşegenler de birbirinin tıpkısının aynısı olacak. E, tam da merkez merkez oldu burası. E sonra ne yapacağız burada? Aaa aa, güzel bir şey. Cevap 135. Niye? Ya hocam. Şimdi bu eş dikdörtgen ya. Şimdi burası A. Bak kısa kenar A uzun kenar B olsun. Kısa kenar A uzun kenar B olsun. Hocam bunlar eş üçgen aslında. A'yı gören alfa ise burası da alfa oluyor. E, A'yı gören burası da alfa. A'yı gören burası da alfa oluyor. Bunların hepsi eş üçgen olduğundan dolayı. E, öbür tarafta buraya beta dersen B'yi gören. B'yi gören beta. B'yi gören beta. B'yi gören beta. Bak ne oldu burada? Alfa ile beta toplamı 90 bak alfa ile beta toplamı 90 derece oldu. E o zaman olay bitti. Niye bitti? Şundan dolayı bitti. Hocam burası 90 ya. E burası 90 ise gördüğü yay merkez açıdan dolayı 90 oldu. Biz normalde burada yine ek çizim yaparak şuradan bir ek çizim yaparak x kenar oluşturarak sonuca yine oluştur e, e, sonuca yine ulaşabiliriz ama gerek kalmadı. Çünkü burası 90 ya. Çemberi şöyle tamamlasan Hocam burası 90 sa buradaki gördüğü yay 270 olacak. 270 olduysa eğer buraya da 135 kalacak. İşte ya normalde yarım çember verildiğinde tamamlamıyorsa bu da tamamlayarak da böyle de yapılabilir. Ya da en etkili silahımız yarı çap çizerek de yine sonuca ulaşabilirdik. Evet burada şu x açısı 90 360'a tamamlayan 270'i görüyor burada. E, x 270'i görüyorsa çevre açıdan dolayı burası da 135 derece oldu. Yani cevap Deniz'de oldu. Örnek 33'te. Evet. Böylelikle Çember'de açıyı bitirmiş bulunuyoruz. Ve çok güzel sorular çözdük gerçekten. Çok hoş. Çok yıldızlı sorular. Tam sınava yarında çok güzel sorular çözdük. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders Çember'de uzunluk. En sevdiğim yerlerden biri. Çember'de uzunlukta yani kaçıncı gündeyiz biz bugün? 12. gündeyiz. 13. gün. 13. uğurluğunu biliyorsunuzdur herhalde. Uğursuz deniliyor ama uğurlu gündür aslında. Uğurlu 13. gün çemberde uzunlukta görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.